Autodesk Inventor'ın sunduğu plastik parça tasarım araçları içerisinde yer alan bir diğer aracımız da SnapFit olarak geçen ve kanca tarzı plastik parçaların bir araya getirilmesini sağlayan bağlantı tipidir. Bu tipte herhangi bir civata tarzı bağlantı elemanlarına gerek kalmadan iki parça birbirlerine göre konumlandırılır. Plastik parça tasarımı dizinin altından SnapFit dosyamı açıyorum. Parçamın alt tarafını daha rahat görebilmek için bakış açısı komutlarını kullanabilirsiniz. Browser penceresine baktığınızda bu parçanın 4 farklı gövdenin oluşturduğunu görebilirsiniz. Bizim şu anda üzerinde çalışacağımız main case isimli parçamız. Dolayısıyla bunu işaretleyip sağ tuş menüsünden Hide Others ile diğerlerini kapatıyorum. Bu işlemde kullanacağım eskizi açmak için buradaki ikonu işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden Visibility ile görünürlüğünü açıyorum. Burada dikkat ederseniz nokta kullanılacak işlemi tanımlamak için. Plastik parça panelinden SnapFit komutunu çalıştırıyorum. Şimdi ilk olarak buradaki kancaların konumu önemli. Konumunu tanımlayacağız. Diyalog kutusuna bakarsak eğer iki tür kanca tanımlayabileceğimizi göreceksiniz. Öncelikle tip olarak bunu işaretledik. Daha sonra buradaki okları kullanarak istediğim konuma getiriyorum. Benzer şekilde bunun için de aynı işlemi uyguladım. Şimdi klip bölümüne gelelim ve özelliklerini tanımlayalım. 2 milimetre, 4 milimetre, 1,5 milimetre ve diğeri de 2 milimetre. Sketch bölümüne geçiyorum ve burada da boşaltmanın boyutlarını tanımlıyorum. Diğer kısımlar aynen kalabilir. Okey dediğim an gördüğünüz gibi unsurlar modele yerleşiyor. Şimdi gizlemiş olduğum bir diğer katı gövdesini açalım. Bu katı gövdede burada oluşturduğum kancanın karşı tarafını oluşturacağım. Bunun için gerek duyduğum eskizi açıyorum. Bu eskizde de dikkat ettiğiniz gibi noktalarla oluşturacağım unsurun konumu ayarlanmış durumda. Yeniden SnapFit komutuna giriyorum. Bu sefer kullanacağım kanca bu. Bunu gösterdim. Yeniden oklarla konumunu ayarlamam lazım. Yukarı doğru olmasını istiyorum. Yukarı doğru geldi. İstediğim konum bu. Şimdi Beam bölümüne geçiyorum ve burada boyutları tanımlayacağım. Yükseklik olarak 2,5, genişlik olarak 1,5 girelim. Yine üst taraftaki genişlik için de 1,5 değerini girelim. Hook'a gelelim. Bu sefer kanca kısmının özelliklerini tanımlayalım. Kanca kısmının özellikleri için ölçü kutucuklarına gerekli değerleri yazıyorum. Burası 0,75. Açı olarak 60 dereceyi kullansın ve 1,65 de buradaki yükseklik. Okey ile unsurları model üzerine uygulamış olduk. Böylece plastik parçaların birbirlerine kanca tarzı unsurlarla bağlanmasını sağlayan katı model kısımlarını Autodesk Inventor'ın sunduğu plastik parça unsurlarından birisi olan SnapFit ile kolaylıkla gerçekleştirebiliyorum.